Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Sayın Halim, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, çok kıymetli kurum amirleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, Anadolu İrfanı ve Aşık Veysel programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bildiğiniz gibi yıllardır Türkiye'de öncü olarak vefa geceleri yapmaktayız. Yaşayan veyahut da ebedi aleme intikal etmiş olan değerlerimizi şehrimizle, insanımızla, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızda da son derece verimli sonuçlar aldığımızı ifade edebiliriz. Bu program 4 ay önce hazırlanmıştı ve 4 defa ertelendi. Ertelenme gerekçesi hep acı olaylar oldu. En son deprem felaketinden dolayı bu programı erteledik. Yoksa şu ana kadar çoktan bu program yapılmış ve üzerine büyük çaplı bir Türk dünyası şarkıları ve kültürel ögeleriyle ilgili bir program yapacaktık. İnşallah önümüzdeki günlerde yetiştirebilirsek onu yapacağız. Biz programa Anadolu İrfanı ve Aşık Veysel dedik. 2023 UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. Alim, ilim sahibi, arif, irfan sahibi. İrfan ilimle zenginleşse de ilimden bağımsız kültür yoluyla da nakledilir. Evet, sevgili öğrenciler, bugün bu programa ilk defa gelenleriniz var sanırım ki. Onun için bir ön uyarı yapma gereği duyuyoruz. Olabildiğince sessiz bir şekilde programın sonuna kadar izlediğinizde çıkarken iyi ki geldik ve iyi ki sessiz olduk diyeceksiniz. Bu anlayışı, erdemi sizlerden bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz sevgili öğrenciler. Aşık Veysel irfanın, Anadolu irfanının yansımasıydı. Diyordu ki, dünya dolsa şarkı inan, Türküz, Türk'ü çağırırız. Yol gedilmez korku inan, Türküz, Türk'ü çağırırız. Türküz, Türkler yoldaşımız, hesaba gelmez yaşımız, nerede olsa savaşırız, Türküz, Türk'ü çağırırız. Yaylalarda, yataklarda, türkü türkü kulaklarda, beşiklerde, bebeklerde, Türküz, Türk'ü çağırırız. İnler Veysel arı gibi, bülbüllerin zarı gibi, turnalar katarı gibi, Türküz, Türk'ü çağırırız diyordu. Ve bu kültürün, Türk kültürünün geçtiğimiz yüzyıldaki en büyük temsilcisi oldu. Artık edebiyatımızı, halk edebiyatımızı anlatırken Köroğlu, Dadaloğlu, Aşık Veysel'den önce tabii ki Karacaoğlan ve hemen arkasından Aşık Veysel der hale geldik. Öyle büyük bir isimdi Türk kültürü açısından. Vakit kaybetmeden ben öncelikle bugün programda sazlarıyla, sözleriyle sizlere seslenecek olan müzik öğretmen arkadaşlarımızı alkışlarla davet ediyorum. Evet, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu anlamda çok zengin bir hazineye sahip. Çok kıymetli isimler, çok kıymetli öğretmen arkadaşlarımız var. Ve amacımız, emin olun ki, sadece siz değerli halkımıza programların en niteliklisini sunmaya çalışmak. Buradan ayrıldığınız zaman iyi ki buraya gelmişim, bir vakit kaybı değildi demenizi sağlamak ve bir farkındalık oluşturmak. Evet, bağlamada Zafer Alan, Cura'da Taner Balcanlı, Kaval'da Murat Kadakoğlu, Kabak Kemani'de Bahadır Can Demirkayalı, Keman'da Oğuz Tuğrul Gülpınar, Darbuka'da Mehmet Kuzu, Bateride Başar Başçıoğlu, Klavye'de Barış Başçıoğlu, Gitar'da Orhan Kara, ve solistlerimiz sırayla Dursun Dal Kılıç, Ozan Ünsal Çekiç ve Tibet Sarıca.
bugün sunumda ve şiirlerde birlikte programı icra edeceğimiz değerli arkadaşım Bünyamin Çelik. O da Niksar'dan geldi. Niksar Halk Eğitim Müdürü ve ben Mahmut Özgül. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz ve programımıza geçiyoruz. Ne demiştik? İrfan ilimle zenginleşse de ilimden bağımsız kültür yoluyla da nakledilir. Okul, defter, kitap görmemiş bir insan da fevkalade irfan sahibi olabilir. Okuma yazma bilmeyen dedelerimiz, ninelerimiz görenek yoluyla muhteşem Anadolu irfanının temsilcileriydi. Veysel 1894 yılında doğmuş, iki gözünü de kaybetmiş, kalp gözü açık bir deha idi. Topraktan aldığı irfanı türkülerle kulaktan kulağa, kalpten kalbe aktarmayı başarmış büyük bir kültür elçisiydi. Bu programda türkü türkü, Veysel'in zahirde karanlık, batında aydınlık ve renkli dünyasına yolculuk yapacağız. Kıymetli misafirlerimiz, bu yol uzun, bu yol ince. Biz susarız türküler dile gelince. Thank you.
Toprakla insan arasındaki ilişki çağdaş biyolojinin de psikoloji ve antropolojinin de ilgi alanına girer. Albert Sorel, Fransız toprağı 1000 yılda Fransız milletini yarattı der. Yahya Kemal, tarih şuurunu bu söze göre inşa eder. 1000 yıldır Anadolu'da olan Türkler artık bir toprağın parçası oldu, toprak da Türklerin ta kendisi oldu. Bu bütünlük içinde toprak insan oldu, insan toprak. Bunu alimler böyle güzel dile getiremezlerdi. Veysel ne dedi? Benim sadık yârim kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır. Behude dolandım, boş ayrıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne bir fayda buldum. Her türlü isteğim topraktan aldım. Benim sadık yârim.
Mevlevi Şeyhi Galip, Hüsnü Aşk Mesnevisinde aşkın yolculuğunu anlatır. Aşk, yani Hüsnün güzelliği, sayısız maceralara gebedir. En son Hüsnün kalp kalesinde hapsolduğunu öğrenir ve oraya gider. Onu her tarafı aynalarla kaplı bir odaya yönlendirirler. Hüsnü bu odanın içinde derler. İçeri girdiğinde ise sadece kendisini görür. Tasavvufta vuslat ilallah'a kavuşmanın en kestirme ama en meşakkatli yoludur aşk. Ama bu yolculuk aslında insanın kendi kendine yolculuğudur. Güzellik yani hüsnü dışarıda değil, insanın kendi içinde araması gerekir. Dışarıdaki hüsn, kalptekinin yansıdığı bir sinema perdesinden başka bir şey değildir. Hani Nietzsche diyor ya, pardon hanımefendi, size aşık olduysam bundan size ne? İşte güzelliğin onlar etmez, bu bendeki aşk olmasa diyor bize aşık. Güzelliğin on par etmez, şu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamam, gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yarime. İsmin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Senden aldım bu feryadı, senden aldım.
Bir seher vaktinde gençlik çağında sevdası kalbime geldi gizlendi. Boynum erseme serhoş gezerken aklımı başımdan aldı gizlendi, aldı gizlendi, aldı gizlendi. Boynum erseme serhoş gezerken aklımı başımdan aldı gizlendi, aldı gizlendi, aldı gizlendi. Başımdan ırılmaz dedi, aşkın deryaları durulmaz dedi. Her güzele meyil verilmez dedi. Bir baktı yüzüme güldü gizlendi, güldü gizlendi, güldü gizlendi. Her güzele meyil verilmez dedi. Bir baktı yüzüme güldü gizlendi, güldü gizlendi, güldü gizlendi. Güzele benziyordu durumu. Dedi Veysel faş eyleme sırrımı. Bilmem nere gittin oldu gizlendin, oldu gizlendin, oldu gizlendin. Dedi Veysel faş eyleme sırrımı. Bilmem nere gittin oldu gizlendin, oldu gizlendin, oldu gizlendin.
baştan başa muradın alan sevdiğim. İnsanın bir yönünü eksik sayarsanız, her yönünü eksik sayarsınız. Aşıkların, şairlerin birbirine tezat gibi görünen eserleri aslında insanı her yönüyle anlatma gayretindedir. Veysel'in karanlık dünyasında öyle ışıldılar vardır ki, ahu bakışı gibi, keklik sekişi gibi, ırmak akışı, güneş ışığı gibi ve cilveli sevgilinin bir dudak büküşü gibi. Thank you.
Ben diyemem
aradan geçen yüzyılların hiçbir önemi yoktur. Aynı coğrafyada doğan ozanlar aynı duyguları terennüm ederler. Bedenleri topraktan, ruhları ise birbirinden beslenir. Öyle ki mahlas koymaya bile utanır bazıları. Ustalarının adına türkü havalandırırlar. Asıl olan geleneğin hizmetkarı olmaktır. Yunus Yesevi'den, Fuzuli Nevai'den, Veysel ise Köroğlu'ndan beslenir. Zira Köroğlu, Yıldız Dağı'nda, Çamlıbel'de, Tokat'ta, Sivas'ta mesken tutar. Tokat pazarından aldım bakırı, incitmeyin fukarayı, fakırı der. Veysel, aynı toprağın çocuğu olarak Köroğlu'ndan bir türkü söyler. Yiğitler silkinip ata binen de. Şahı divan açar, divan gümbür gümbür. Oklar menzili dövende, kılıç kalkana değende, kalkan gümbür gümbür denir. Ok atılır kalasından, hak saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından, dağlar gümbür gümbür denir. Çağdaş şair ve ozanlarda bir hastalık vardır. İlla da kendi türkülerini, eserlerini seslendirecekler. Geleneğin takipçileri ise kendilerini sürecin doğal bir varisi olarak görürler ve ustalarından bir eser seslendirmeyi onur kabul ederler. Aşık Veysel de o ilk yıllarda sahibinin sesinden kayıtla çıkardığı plaklarında eski ustalardan çok kıymetli eserleri seslendirdi. Programda sadece Aşık Veysel'in kendi bestelerini değil, onun plaklarında seslendirdiği önemli türküleri de alarak hazırlık yaptık. Ve Aşık Veysel, Aşık İzzeti'den o muhteşem türküyü bizlere taşımıştı. Şimdi onu dinliyoruz. Mecnun'un Leyla'mı gördüm. Bir kerece baktı geçti. Ne sordum ne de söyledi. Kaşları yıktı geçti. Soramadım bir çift sözü. Ay mıydı, gün müydü yüzü? Sandım ki yüzü.
Şavkı beni yıktı geçti. Şavkı beni yıktı geçti. Yıldız gibi aktı geçti. Yıldız gibi aktı geçti. Rivayet odur ki Malatya serdarı Battal Gazi'nin can yoldaşı Balak Gazi ve onun sülalesi ilerleyen yıllarda Tokat'a gelirler ve Tokat'ın bilindik ailesi sülalesi olan Balak Babalar sülalesi burada yaşamaya devam eder. Balak Babalar aynı zamanda ocak olarak kabul edilir, dertlilere deva ve şifa dağıtmakla meşhur olur. Veysel ikinci gözünü kaybettiğinde aşık Veysel onu buraya getirdiler, Tokat'a. Balak Babaların zamanın piri okur, dokunur onun gözlerine ve der ki, bunun dünya gözüne yapabileceğimiz bir şey kalmamış. Biz bunun kalp gözünü açalım der. Aşık Veysel ondan sonra dünyaya kalp gözüyle bakar. Yeah.
Onlar Oğuz nefesli ve gür sesli erlerdi. Ok ve kılıçtan öte gülle yola çıktılar. Aleme nizam veren kutlu töre derlerdi. Ne silah ne pusatla gülle yola çıktılar. Kalplerin kapıları koçbaşlarıyla açılmaz. Tevekkülle, lisanı halle yola çıktılar. Kanatlarla uçulur, pençelerle uçulmaz. Kopuzla, bağlamayla, telle yola çıktılar. Onlar ulu ozanlar, dillerde söz oldular. Gök kubbeye salınan bengü avaz oldular. Her sırra olup mazhar, kelama öz oldular. Şimdi kerpiç duvarda bir kırık saz oldu. İnsanın hayatında en büyük değişikliği yapan şeyler bakış açılarının değişmesidir. Bu bakış açılarının değişmesinde de kişisel tecrübelerle birlikte nesilden nesile aktarılan irfan da çok önemlidir. İşte Aşık Veysel o ömrü boyunca görmeyen gözlerle birçok türkü havalandırdı gök kubbeye ve ecdadından aldığı o irfanı gününe, gününden de günümüze kadar taşıdı. Onların türkülerinden bir söz hayatımızı değiştirmeye yeter aslında. Onların türkülerine biz vakıf olduğumuz zaman, nüfuz ettiğimiz zaman artık bambaşka bakmaya başlarız hayata. İşte bu programda Aşık Veysel'in
türküleriyle birlikte irfanını da içselleştirmeye çalıştık. Şimdi İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Özdemir Beyefendi'yi bir buraya davet ediyorum. Çünkü dedik ya, onlar kerpiç duvarda bir kırık saz oldular dedik ya ulu ozanlarımıza. Ulu ozanlardan olmasa bile bizim gönlümüzde ulu ozan olan aşık Veysel'in sazını temsilen biz bir küçük saz yaptırdık İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ve o sazı da yine hepinizi temsilen Sayın Valimize takdim etmek arzusundayız. Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu'nu alkışlarınızla arz ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz onun için yaptırdığımız özel curayı takdim edecekler. Çok kıymetli misafirlerimiz, kültürümüzün önemli değerlerinden birisi olan Aşık Veysel'i dostları olarak hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım güzel bir program olmuştur ve umarım iyi ki geldik demişsinizdir. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 8500 öğretmenimizle 100 bin öğrencimizi geleceğe hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bir görevimizin de kültürümüzü, kültürel değerlerimizi, sanatımızı gelecek kuşaklara aktarmak olduğuna inanıyoruz. Onun için bu tür programları yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Türk dünyasının müziğini, kültürünü yansıtan bir program çalışmamız var. Yine önümüzdeki günlerde deprem bölgesinde 11 deprem olan ilimizin türkülerinden oluşan bir konser hazırlığımız da var. Bu sayede biz çocuklarımızı da aslında kendi kültürel değerleriyle geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bu programları hazırlamada ilimizin eğitim kalitesinin yükselmesinde çok önemli desteği olan, her programda yanımızda yer alan, kah ağlayan, kah gülen bizimle, bize ön açan, destek olan, cesaret veren bir valimiz var. Biz onun için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Ben Sayın Valime huzurlarınızda eğitime, kültüre, sanata verdiği değer ve sürekli bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. Kendisine saygılar sunuyor ve bu hediyeyi takdim etmek istiyorum. Evet, biz de Sayın Valimizden duygu ve düşüncelerini almak arzusundayız. Evet, nasıl yakıştı herhalde değil mi? O zaman öğrenmeye çalışmak farz oldu. Hocalarımızdan rica edeceğim. Tabii aşıklık geleneğinin döneminin en büyük ustalarından birini andık. Tam 4 kez ertelenen bir program bu maalesef. Tam yapılacağı hafta 6 Şubat depremi olmuştu hatırladığım kadarıyla ya da birkaç hafta içerisinde yapılacaktı. Öncelikle hocalarımıza, müzik öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kadro. Tabii hem Mahmut Hocam hem Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Bünyamin Hocamız gerçekten çok güzel bir sunum yaptılar. Anadolu irfanı aslında tam da işte burada kastettiğimiz husus. Biraz yitirdiğimiz, belki bulmak için çaba harcayacağımız en önemli unsurlardan birisi. Ki yitirdiğimizi zannettiğimiz zaman bir olay oluyor ve tekrar işte bu aziz milletle gurur duyulacak noktaya geliyoruz. 6 Şubat depremi onlardan birisi oldu. Tokat olarak sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada nasıl büyük bir gayret içerisinde olduğunuzu oradayken çok fazlasıyla hissettim. İşte tam da bahsettiğimiz aslında bu tarihimizden süzülüp gelmiş olan değerlerin günümüze, gençliğimize yansımasıydı. Daha fazlasıyla yansıtmak için, geleceğimizi geçmişimizden aldığımız güçle inşa edebilmek için de hem Veysel'i hem de diğer tüm değerlerimizi fazlasıyla yad etmemiz, anmamız gerekiyor. Her bir şiiri apayrı bir dervişlik hikayesi adeta. Umuyorum ki genç nesiller yeni Veysel'ler de çıkarırlar.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu öğretmen arkadaşlarımızın yaptığı güzel çalışma benzerlerini temenni ediyoruz el birliğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu sırada hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de başta Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Sayın Valimizin bu curayı bağlamayı öğrenmesi farz olduğu gibi görünüyor ama kime çalacak? Tabii ki eşi Ayfer Hatipoğlu hanımefendiye çalacaktır herhalde. İlk parçasını alkışlarla kendisinde bir hatıra fotoğrafı çekilmek üzere alıyoruz. Aynı zamanda da Sayın İl Emniyet Müdürümüzü, İl Jandarma Komutanımızı, eşleri hanımefendilerle birlikte kıymetli protokolümüzü Alparslan Hocam sizleri de alalım müdürlerimiz. Bir günün anlamına binaen bir fotoğraf ebedileştirmeyelim mi sizce de? Bakın nazar var, dokunduğum yer kırılıyor. İçinizden birisi de naz felak kokusun lütfen. Programın başında demiştik ki sizler en iyisine layıksınız. İnşallah iyi bir program olmuştur. İnşallah sizin için zaman kaybı değildir. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Başka güzel programlarda görüşmek ümidiyle iyi akşamlar, sağlıcakla kalın diyoruz. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın.